herkese selamlar. Ben şu anda Orta Asya'daki en önemli ve en eski şehirlerden biri olan Buhara'dayım. Havanın birazcık serinlemesini bekledim. Şansıma rüzgar var. Gerçi biraz da şanssızlık çünkü kameraya çok kötü ses gidiyordur eminim. Ama benim açımdan birazcık şanslı çünkü güneş inanılmaz yakıyor, rüzgar birazcık serin esiyor. O şeyi sıcağı kırıyor. Ben şehri gezmek için saat 5.30'u bekledim. 5.30'da hostelden çıktım. Dedim ki belki güneş birazcık inmeye başlamıştır. O sıcaklık, o etki gitmiştir. Ben de dedim rahat rahat gezerim ama çok da öyle değil. Buhara inanılmaz sıcak. Yani buraya yazın gelirken bir kez daha düşünün derim. Şimdi Ark Kalesi'ne geldim. Burası Buhara'nın en önemli noktalarından bir tanesi. Dedim ki hostelime burası uzak, buradan başlayayım. Daha sonrasında şehrin merkezine doğru gideceğim. Hostelin merkeze çok yakın. Dıştan içe doğru bir atak yapmış olacağım. Girelim bakalım içeri şimdi. Ark Kalesi'ni gezmeye başlayalım. Kocaman ya, baksana biz büyük. Surun büyüklüğüne baksana ya. Tombik tombik. Selam. Selam. Türkiye. Selam aleyküm. Aleyküm selam abla. Aleyküm selam. Özün. Tamam. Arkadaşlar şimdi biletimi aldım, içeri girdim. Ayaküstü 25'lik olduk yine. 25 bin som. Giriş bileti 20 TL oluyor yani. Dedi ki tur rehberi falan işte ya da işte sesli bir şey istersen, ona kasete kaydedip dinletiyorlar ya, onlardan istersen 40 bin dedi. Dedim yok abla sağ ol, sadece bana giriş bileti yeter. İçeri girdik. Orada kamerayı kapattırdı bana, yoksa çekecektim de. Kapattırdı. Bu arada bu neresiydi ya? Dur bakayım şunun adına. Bir an için adını unuttum ya. Girer girmez karşınıza Cuma Mescidi çıkıyor. Cuma olması lazım ismi. Böyle güzel sütunlardan yapmışlar destekleri. Çok güzel görünüyor. Baksanıza tahta oymalara. Az daha bunu görmeden gidiyorduk bak arka tarafa. Girer girmez sizi bu mescit karşılıyor. Böyle tahta oymadan sütunlar gayet güzel gözüküyor bence. İçeri giriş yasak ama en azından şöyle sütunlardaki detaylara bakıp öyle gidelim. Kolu kızım, kolu kolu böyle. Tamam abi. Abi ne içtin sen ya? Böyle sarılmazsak iyi olur abi. Damat. Sağlam içmişsin valla. Allah sağlam. Sağlam içmişsin abi valla. Türkiye. Türkiye abi, Türkiye. Afiyet olsun Türkiye. Türkiye'den abi, eyvallah. Afiyet olsun. Görüşürüz. Sağlık abi, eyvallah, sağlık. Acayip içmiş seremle. Yalnız abi de bele sarıldı ha. Burada bir evlendirmeye çalışıyorlar, bir sarılıyorlar. Çözemedim. Sakata geleceğiz vallahi Orta Asya'dan Türkiye'ye dönmeden. Neredeyim ben? Kayboldum kalenin içinde ya. Neresiymiş? Burası değil, burası müze. Dur bakalım, taht arıyorum ben. Taht olması lazım burada, kral tahtı. Neymiş? Ah evet tamam, burası. Kral tahtı. Vay. Güzel yerde. Evet arkadaşlar, şu an kalenin belki de en önemli yerine geldik. Kralın oturduğu, şölenlerin yapıldığı, gösterilerin, kutlamaların yapıldığı, kralın eğlendiği yer sanırım burası. Yani öyle tahmin ediyorum. Oturalım bakalım kral tahtına. Halkım nerede? Evet arkadaşlar, şu an Ark Kalesi'ndeyim. Burası Buhara'nın gemisi ismiyle de anılıyormuş aynı zamanda. Milattan sonra 5. yüzyılda yaptırılmış burası. İşte o dönemlerde artık kim buraya, Buhara'ya hakim oluyorsa gelip bu kalede yaşamışlar. Bu kasaba şeklinde kullanmışlar burayı yani. En sonunda da işte Ruslar buraya geliyor, burayı işte anladığım kadarıyla işgal ediyor. Kale olarak kullanılıyor. Zamanında işte burada yaşamışlar vesaire falan fişman. Burası böyle önemli bir yer. Şehrin ortasında kocaman, büyük böyle bir kale. Burçları böyle tombik tombik kocaman burçları var. Ben bu tarz yapıları çok seviyorum. İçine girdim böyle tahta oymalar vesaire. Sütunlar tahta oymadan, işte mermerlerin üzerine güzel güzel böyle desenler oymuşlar. Ben bayılıyorum bu tarz eski yapılara. O yüzden benim için keyif oluyor. Tek sıkıntı sıcak biraz. Onun dışında bir problem yok. O da alışıyorum yani yavaş yavaş Özbekistan'da sıcak havaya. İşte günümüzde de artık burası böyle müze olarak kullanılıyor. Girişte pazarlık yapmayı deneyin ama abla birazcık çetin pazarlıkçı. Ben bu sefer indirim alamadım. 20 lira verdim. Yani buraya gelmişken bence verilir 20 lira. Neden olmasın yani? Bu ne şimdi? Koyun. 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 Şapka mı bu?
Çugurma. Çugurma. Ha, kafaya takıyordun. Vay, çok iyi oldu ha. Aa, yakıştı. Fellaini gibi oldum ya. Güzel oldu ya. Bunu nerede giyiyorlar? Dağlarda mı? Dağlarda, dağçalarda, haklaganca'yında giyecek. Ha, güzel oldu ya. Ha. Ha, bu da güzel oldu. Değişik. Bunga burası 50 verecek. Kaç bul bu, kaçakçı? Bu 15 dolar. 15 bu. O 20, 200 bin. Ha, bu 15 bin. Bu yok, bu 15 dolar. Ha, bu 15 dolar, o 20 dolar, anladım. Ha, burası 50 Şunlara bin. Bakabilir miyim be? Bakın. Güzelmiş ya bunlar. Bunlar ne çapul? Bu 200 bin. 200 bin. Bu 250 bin. 250 bin. Ana. Astrakhan and Fox. Tilki. Ha, tilki. Tilki. Kalpak değil mi bunlar? Aha, bunun kalpak. Burası kalpak. Kalpak. Şu Kırgızistan'da da vardı bunlardan. Pardon? Kırgızistan'da da giyiyorlar. Efendim abla. Ha, bu asker şapkası gibi bunlar. Şu. Ana, asker, asker ama. Bu arzon 15 bin. 15 bin bunlar. 15 bin. Ha, güzelmiş. Hepsi mi 15 bin? Bütün şallar. Bunlar 15 bin. Ha. Burası 25. Orası 25. 25. Bunlar peki? Bunlar daha böyle işlemeli. 50 bin. Ha. Ha, işleme var çünkü. Ha, güzel ha. Bunlar bak. Rahmat abla, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Rahmat. Evet arkadaşlar, sizleri Buhara'nın kalbine getirdim desem herhalde abartmış olmam. Karşımda şehrin belki de simgesi olan Kalyan Minaresi, hemen sağımda Kalyan Camii ve hemen sol tarafımda gerçekten çok görkemli bir medrese var. Burası Miri Arap Medresesi. Şurada yeşil bir kubbe var. Diğer tarafta da aynı kubbeden var, şimdi gözükecek. Hemen şurada. Burası Buhara şehrinin kalbi desem, en önemli yeri desem bence abartmış olmam. Çünkü şehirdeki tarihi yapılardan belki de en önemlilerine ev sahipliği yapıyor. Burası böyle bir kompleks, bir meydanda. Burada medrese var, orada minare var, cami var. Burası böyle bir alan, böyle bir kompleks ve herkes, bütün turistler ilk olarak buraya geliyor, burayı ziyaret ediyor. Tabii şehrin birçok yerinde bir sürü medrese var, tarihi yapı var. Yani burası tarihin böyle içerisinde yürüyorsunuz. Ara sokaklarda yürüdüğünüz zaman, şu an eski şehrin içerisindeyim ben, bu Old Town denilen yerdeyim. Burada böyle yürüdüğünüz zaman o tarihin içerisinde yürüdüğünüzü hissediyorsunuz. Öyle bir etki yapıyor insanda. Yani bende o etkiyi yaptı. En azından size bunu söylemek istiyorum. Tabi burası İpek Yolu'nun üzerinde yer alan bir şehir olduğu için zamanında yine ekonomik olarak, kültürel olarak, sanat olarak gelişmiş bir şehir anladığım kadarıyla. Ve yani bu tarz mimarilerin burada olması da, bu tarz görkemli mimarilerin burada olması da bence çok doğal. Çünkü rağbet gören bir şehir burası ve aynı zamanda önemli bir şehir. İslam alemi için de önemli bir şehir. Mekke gibi, Kudüs gibi önemli bir şehir Buhara. Sanki böyle bir dönem filmi çekiyorlarmış da, bir set kurmuşlar. Siz de o setin içerisinde dolaşıyormuşsunuz gibi, gerçekten muhteşem bir his. Zaten biliyorsunuz, 100 kere söyledim, bu tarz mimariye bayılıyorum. Bayılıyorum. O yüzden benim için ekstra bir haz oluyor bu yapıları izlemek. Yani sabah geçiyorum bakıyorum, akşam geçiyorum bakıyorum. İnanılmaz bir keyif. Tabii bunu da sizinle de paylaşmak istiyorum. Meydanın hemen burada da işte hediyelik eşya satan dükkanlar var. Meydanda hemen zaten şurada kaldı. Kokuyor, gözüküyor. Şimdi ben hostelime doğru gidiyorum. Orada da göreceğim birkaç tane medrese var. Orası da güzel yani. Hani şöyle güzel. Bildiğin açık hava müzesi gibi burası. Nereye gitsen eski binaya, tarihi binaya, bir yerlere rastlıyorsun yani. O yüzden kafanıza göre gezmeniz, kaybolmanız bazen de avantaj oluyor. Kalpaklardan satıyorlar burada da. Hediyelik eşya satan yerler var. Şal var. Bazı eski kıyafetler var. Sovyet döneminden kalan bu tarz. İşte eski saattir, paradır, rozettir. Bak, burada da rozetler var. Madalyalar, rozetler.
Burada çok bulacaksınız bu tarz şeyleri. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm abla. Antika şeyler çok. Bu tarz şeyler seven varsa bayılacak Özbekistan'a. Burada çok fazla antika satılıyor çünkü. Ben de gitmeden bir iki tane rozet almak istiyorum kendime. Fiyatlarını falan sordum. Uygun fiyatları böyle 3 lira 4 lira civarı rozetler. Alacağım onlardan bir iki tane gitmeden. Şimdi buraya size bu iki önemli medreseyi göstermek için geldim. Solumdaki medrese Ulu Bey Medresesi. Timur'un torunu. Kendisini tanıyorsunuz zaten. Yine bir Ulu Bey Medresesi'ni görmüştük Registan'ı gezerken. Sağdaki medrese de haritada Abdülaziz Han Medresesi olarak geçiyor. Yine yani ayrıntılar, detaylar, işlemeler muhteşem. O yüzden seveceğinizi düşünüyorum bu iki medreseyi. Tarihler hakkında ne yazık ki ben de bir şey bilmiyorum. Ama işte bu tarz mimariyi sevdiğim için ve burada çok medrese olduğu için gelip görmek istiyorum. Size de göstermek istiyorum. Şu an hemen zaten şurada minareyi görüyorsunuz. Bu minare zaten her yerden gözüküyor. Yani hakikaten 50-60 metre var sanırım ya. Bayağı uzun yani, her yerden gözüküyor. Vakit geçireceğiniz alanlar bu kısımda, yani eski şehir denilen kısımda. Burada da bir sürü böyle medrese göreceksiniz, tarihi bina göreceksiniz, eski yapılar göreceksiniz. Restoranlar, kafeler filan var, yemek yiyebileceğiniz yerler var. Böyle bir yer işte burası da. Biraz da şunun arka tarafına doğru gidelim. O taraflara dün gitmedim, bakalım neler varmış. Yalnız yüksek bir yerde olsak var ya, gün batımını çok güzel izlerdik de. Nereye çıkacağımı da bilmiyorum ki burada. İşte akşam saati gezmenin de kötü yanı bu. Gündüz sıcaktan çıkamıyorsun. Akşamda herkes dükkanını kapatıyor. Doğal olarak yani. Ama ben mesela kalabalık bekliyordum akşamı. Ne bileyim, insanlar çıkmadı herhalde daha dışarıya. Ben daha kalabalık olur diye düşünüyordum. Çünkü gündüz sıcak, bir Allah'ın kulu yok dışarıda. Kilim satıyor abiler. Güzel görünüyor ya. Selamünaleyküm abi. Yaşsın abi. Rahmat. Özünüz yakışı mı? Özüm yaşlı abi. Rahmat. Rahmat. Abi neçe puldur bunlar? Sormak istesem sana bir sakıncası olur mu? Söyle. Bu 400 bin som. 400 bin som bu. Kol işi. El işi değil mi? Ha, el işi bu. Evet. El işi. Belli zaten abi ya. Güzel duruyor baya. Bunlar? Bu kilim diyor. Kilim bunlar. Evet. İki taraf bir. İki taraflı kilim. İki tarafı bir kol. Neçe puldur bunlar? Bu büyük. Aha, büyük bu. Fark ettim. Bu 1.400.000. 1.400.000 som. 1.400.000 som. Bunlar biraz, bunlar da el işi değil mi? Bu mene işi. Sen işin. Sen yaptın. Bu, eline sağlık. Eski parçalar 200 yıl bölgen. Birleştirdim bunları sen. Birleştirdim. Ana bunga 70-80 yıl bölgen. Bunga 100 yıl bölgen parçalarını birleştirip. Hadi ya. Güzelmiş. Kilim halı yaptın. Turistler patchwork deydi turistler. Ha evet, patchwork diyorlar, doğru. Türkçesini hatırlayamadım şu an. Bunu satıyor mu peki? Satıyor. Ne çapul peki bu? Bu güzelmiş mi? Güzelmiş. Güzel. Bu kımat bu. 4.500.000. 4.500.000. 4.500.000. Eline sağlık abi. Vallahi güzelmiş. Biyam kilim. Bunlar da kilim. Bunlar ne kadar? Dur abi, ben yardım edeyim sana. İki tarafı var kalın. Ha, iki taraflı. Ne çapul bunlar? Bundan büyük, lakin narkı 400 bin. 400 bin. Ha, bundan 400. Büyük. Dur yardım edeyim abi ben sana. Yok, elini şey abi ya. Eyvallah abi. Senin atın ne abi, atın kim? Atan Cemal. Cemal abi. Burak Cemal bende. Abi. Burak. Burak. Memnun oldum. Kayseri Türk serialde Burak. Ha, evet. Burak Özcivit, herkes Burak tanıyor ya. Yakışıklı ama. Burak o yakışıklı abi. Güzel Türk filmler çok yakışı. Teşekkürler güzel abi, yakışı. Çok teşekkür ederim. Nemati. Kurtlar Vadisi'ni izliyorsunuz. O burada çok meşhur. Kurtlar Vadisi, Çukur çok meşhur burada. Çukur. Çok meşhur burada. Herkes onları izliyor. Kebapçı Celal. Kebapçı Celal. Rahmat abi çok teşekkür ederim. Selamet bilin. Selamet abi. Hoş geldiniz. Hoş buldum abi. Çok teşekkür ederim Rahmat. Güzelmiş ya bunlar. Sen
Selamun aleyküm. Bunların fiyatını sorsan neçe puldur bunlar? Bunlar... Bu, şey değil mi? Lokal kıyafetler bunlar. Buhara'ya özgü. Bunlar 215 bin som. 215 bin som. 215 bin. 215 bin. Olmuş. 260 bin som. Heh, 260 bin som. Şimdi anladım. Bu? Bunlar 350 bin. 350 bin. Muhteşem yüzyıldaki kıyafetlere benziyor ya. Bu erkekler için mi bu? Bunlar erkekler için. Bunlar erkekler için. Kadınlar için var mı? Ayollar için. Aha, ayollar için. Bana böyle ayollar için. Ha, bunlar ayollar için. Ha. Bakabilir miyim içeri? Bakalım ya, değişik görünüyor. Yöresel kıyafetler. Bunlar fakat ayollar için. Bunlar... Ha, bunların hepsi ayollar için, kadınlar için. Fakat ayollar için. Hmm. Türkiye'den ha? Türkiye'den evet. Türkiye'de. Atın kim? Cevahir. Cevahir. Burak bende. Burak ben. Memnun oldum. Mesela atıyorum bunun fiyatını sorsam sana ya da bunun neçe puldur bunlar? Bunlar 250 bin. 250 bin. Bunları ayım uyga tiketler. Hadi sen el işi dikiyorlar. Bunu Voli'den uyga tiketler. Ha, anladım. Türkiye'nin Kırdağ, Mekmon, Bursa, İstanbul. İzmir. İzmir. Biliyor musun İzmir'i? Yok, kartada görüyorum ama. Ha, kartada görüyorsun, haritadan biliyorsun. Aa, bu cafcaflıymış baya. Ha, bebeler için de var. Mehmet, ne çıkıyorsunuz bu horada? Birinci gün mü bugün? Bugün üçüncü günüm. Evet, üçüncü günüm. Üçüncü günüm. Hoş geldiniz bu horada. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim Rahmat. Kendine çok iyi bak. Yaşlı bak kendine. Muhteşem ya. Muhteşem. Acaba hangi olayları anlatmış abi? Burada da yapıyor. Abi çok güzel ya. Vallahi süper ya. Bayıldım abi. Eline sağlık. Ha, teşekkürler. Rotator sayaham nima qiluvdi? Efendim? Rotator saya. Ha, rotasız seyya. Ha, rotasız. Geldi mi buraya? Ha. Aa, gerçekten mi? Kış baytı. Aa, süper. Ha, kaçırmaz da böyle şeyleri sever ya. Mehmet abi sever böyle şeyleri. Kolay gelsin abi. Teşekkürler. Oğlum, şuraya bak, 10 numara ya. Bayılıyorum böyle şeylere ya. Yeteneğim hiç yok. Keşke böyle bir şeye yeteneğim olsaydı ya. Lan dümdüz gelmişiz dünyaya ya. Hiçbir şeye yeteneğim yok. Muhteşem ya. Şimdi bu parka geldim, size bir şey göstermek istiyorum. Bakalım tanıyacak mısınız bu kişiyi? Bence tanıyacaksınız ama yine de böyle bir gerilim yaratayım istedim. Ablanın fotoğrafını bozmayalım da. Birazcık gerçi hava karanlığa kaldı da idare edelim. Tanıdınız mı? Bak, eşek, üstüne bir tane abi binmiş. Kim olabilir? Tabii ki de Nasreddin Hoca. Ama bu Nasreddin Hoca birazcık çekik gözlü, bizdeki gibi sakallı, fit, genç bir delikanlı görünümü veriyor. Bizdeki birazcık böyle göbekli. Biz öyle tasvir ediyoruz sanırım, ben yanlış hatırlamıyorsam. Bizdeki de sakallı. Bizdeki biraz daha yaşlı diye hatırlıyorum ben. Bu eşek de aynı eşek sanırım. Nasreddin Hoca'nın heykelini yapmışlar buraya. Özbeklerde de Nasreddin Hoca kültürü var. Hani nasıl bizde varsa fıkraları vesaire de, bir hikayede de. Özbeklerde de var. Bu bölgelerde de var. Bu topraklarda da var. Buraya da böyle şeyini yapmışlar, heykelini yapmışlar Nasreddin Hoca'nın. Keşke gün aydınlıkken gelebilseydim de, şu ışık çünkü parlıyor, çok güzel gözükmüyor. Onu da göstermek istedim. Bu da adını bilmediğim bir medrese yine. Tam fena. Ye, tamam.
Selam aleyküm abi. Selam. Bu ne bu? Eğlence mi var? Sen Türk mü? Türk'üm abi. Ha. Eğlence bu mi var? Bizim şey, Türk'e konuşmuş şeylerimiz bilen Samarkand'dan buraya merhaba. Türkiye'den mi geldin? Evet, Türkiye'den. Yani. Sen Türk müsün? Azeri'yim. Efendim? Azeri'yim, Azeri'yim. Azeri, Azeri Türkiye. Adile'yi mi anladın değil mi? Adile ne? Azeri'yim diyormuşsunuz. Biz Samarkand'daki. Samarkand'da? Evet. Ben 3 gün önce, 4 gün önce Samarkand'daydım. 3 gün önce, pardon. Gel, boşsun bizi. Öyle deme. Güzel kızlar. Abi öyle deme. Dans ediyorlar ne güzel ya. Sen de dans ediyorsun. Yok, ben dans etmeyi sevmiyorum. Niye? Hiç beceremem, sevmem de. İzlemeyi çok seviyorum. Bak ne güzel dans ediyor. Ben şimdi bozmayayım onları ya. Ne çekiyorsun? Video. Video çekiyorsun. Evet. Evet. Adın ne senin? Fatima. Fatima. Evet. Burak ben de. Memnun oldum. Çok memnun oldum. Siz de Burak. Madina. Madina. Memnun oldum. Çok güzel dans ediyorlar ya. Arkadaşlar videoyu burada bitirmek istedim. Size buranın akşam görüntüsünü de göstermek istedim. Çok güzel aydınlatmışlar bunu ya. Gerçekten hoşuma gitti. Yani bunlar birazcık sönük kalmış yanında ama dedim ya, şehrin simgesi işte. Vallahi bugün çok böyle detaylı belki gezemedim ama en azından size Buhara'daki önemli yerleri göstermek istedim. Çok detaylı şeyler de anlatamadım. Çok böyle tarihe, detaya girip sizi de sıkmak istemiyorum. Yani şehirde başıma ne geliyorsa, ne yaşıyorsam onları göstermek istiyorum. Asıl insanları göstermek istiyorum size. İnsan ilişkilerini göstermek istiyorum. Böyle bir video oldu. Şansıma birkaç dükkan daha çıktı. Gezdik, ettik, insanları da gördük. Şanslı bir gündü, güzel bir gündü yani. Videoyu da burada bitirmek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bilmiyorum, belki Buhar'dan bir video daha yapabilirim eğer gezilecek yeni yerler bulursam. Olmazsa da artık niyetim Hiva'ya gitmek. Bakalım artık. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.